Efendim herkese selamlar. Ben Barzonius ve bugün karşınızda yeni bir videoyla daha bulunuyorum. 155 numaralı Parçalanmış İmparatorluk isimli bu geliştirici günlüğünü inceleyeceğiz. Bu hafta içerisinde salı günü bir geliştirici günlüğü daha paylaşılacak. 156 numaralı Paradox ise 156'da böyle siyasi planların daha da detayına inmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ya bir bakalım. Genelde belki son dakika birkaç değişiklik de yapabilirler. 156 numaralı geliştirici günlüğü çıktığında da onu da hep beraber inceleriz. Fakat burada asıl odak noktamız 155 numaralı The Shattered Empire yani parçalanmış imparatorluk isimli bu geliştirici günlüğüne bakacağız. Peki nedir bu parçalanmış imparatorluk diye soracak olabilirsiniz. Normalde önceki geliştirici günlüklerinde olduğu gibi ana konu genellikle Bizans'tı. Bizans İmparatorluğu içerisindeki yönetim şekli, idari yönetim, vasalların yani valilerin ve imparatorun uygulayabileceği yönetim politikaları, siyasi planlar, ordu yapısı gibi birçok alınabilecek karar ve oynayış şekli gördük. Yanlış hatırlamıyorsam 150 numaralı yani 1178 başlangıç yılının detaylarını anlatan geliştirici günlüğünde. Buna böyle ipucu olabilecek birkaç bir şey görmüştük. Belki de ondan öncesinde bu ekran görüntüleri yayınlandı. Şu an net hatırlamıyorum. Ancak benim gördüğüm kadarıyla Paradoks yeni bir mekanik ekliyor. 1178 yılından başlarsanız eğer 4. Haçlı Seferi'ne çok benzer bir şekilde Müslümanlara karşı başlatılan Haçlı Seferi'nin Bizans'a yönlendirme durumu söz konusu olabilir. Bu noktada tabi bu sözde Haçlı Seferi'nin ama aslında büyük bir askeri ve siyasi skandal olan bu olayın oyundaki ismi 4. Haçlı Seferi olmaz. Bunun yerine yolundan sapmış Haçlı Seferi olur. Onu da isimlerine ve ayrıntılarına ilerleyen noktalarda gireceğiz tabii ki. Paradoksun bize burada anlatmak istediği Roma'nın yeniden inşa edilmesi, 4. Haçlı Seferi ve tarihte var olmuş karakterlerin kendi uygun tarihlerine göre bir anda çıka gelmesi. Evet gerçekten başlangıç yıllarındaki karakterler ve Cengiz Han gibi zamanlara uygun olduğunda yani uygun zamanı gelindiğinde tarihi karakterler gelecek. Mesela Cengiz Han dışında nasıl tarihi karakterler var diye soracak olursanız 1140 ile 1150'li yıllar arasında eğer Marip Sultanlığı varsa El Muhadlar Tinmalla kontluğundan bir anda çıkıp bütün Marip Krallığını alacak şekilde bir istila savaşı başlatıyorlar. Ve bu bir tarihi karakter olarak çıkıyor karşımıza. Bu da aynısı denilebilir. İşte bu geliştirici günlüğünde de bu üç ana konuyu beraber inceleyeceğiz. Öncelikle Roma'nın yeniden inşasını ele alacağız. Burada paradoksun aslında üzerine düşünmesini istediği bir not var. Normalde Bizans'ta yaşayan kişiler kendilerini Romalı olarak görmüş olsalar da siz Bizans İmparatorluğu olarak Roma'yı tekrar kurduğunuzda esasında gerçek antik Roma olmuyorsunuz demek istiyor. Siz sadece Roma'nın evrimleşmiş bir halini oynuyorsunuz. Normalde Crusader Kings 3 oynarken tıpkı benim Bizans serimde olduğu gibi biz Roma İmparatorluğu'nu kurmuştuk. Ancak Romulus tarafından kurulan ve Sezar dönemine kadar sürekli senato ve cumhuriyet yoluyla yüceltilen Roma olmuyor tabi. Otokrasiyle yönetilmiş bir Roma oluyor ve hanedan yönetimine geçiyor. Dolayısıyla eğer siz gerçekten böyle asıl Roma İmparatorluğu'nu oynamak istiyorsanız çok güzel bir oyun var. İsmi de İmperator Rom. Eğer gerçekten Roma olarak hissetmek istiyorsanız kendinizi bence bir deneyin. Hatta yakın zamanda bir güncellemesi bile olmuş. Aslında bir noktada ben de deneyebilirim yani bunu. Bu mesela ilgimi çekti. Oyun içinde oyun reklamı yapılmış gibi. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Siz mesela diyelim Bizans İmparatoru olarak sınırlarınızı genişleteceksiniz. Çünkü amacınız Bizans'ı eski sınırlarına getirmek ve Roma'nın ihtişamını tekrardan kazanmak. Bununla alakalı belli başlı event pencereleri açılmış. Bu bir event penceresi. Biz, Bizans İmparatorluğu olarak Roma İmparatorluğu'nun anahtar noktalarını kontrol ettiğiniz zaman yani fethederek elinize geçirdiğiniz zaman böyle bir event penceresi çıkıyor. Mesela Tunus Roma İmparatorluğu'nun kurulması için önemli ve gereken noktalardan bir tanesi. Peki Tunus neden önemli diye soracak olursanız Kartaca'nın başkenti olan Tunus Romalıların eline geçtiğinde bir dönüm noktası yaşandı. Artık Akdeniz coğrafyasında Roma'nın rakibi kalmamıştı. Dolayısıyla Kartaca'nın düşüşünü temsil eden Tunus'un fethi Roma'nın artık bir egemen güç ve bölgenin tekeli olduğu anlamına geliyor. Burada da aynı zamanda anlatıyor zaten. Tabi Kartaca günlerinin Tunus'u daha farklı. Artık Tunus eskiye kıyasla o kadar da görkemli değil. Ancak Roma kontrolü altında olduğu sürece belki de eski ihtişamla kavuşabilir diyor burada. Bütün Romalılar için harika bir gün. Artık böyle eventler de gelecek. Çünkü mesela Roma'yı kurmak istiyorsunuz. Bunun için belli başlı, önemli ve gerekli yerler var. Önemli mekanlar sistemini baz alarak siz önemli bir mekanı ele geçirdiğinizde bu event karşınıza gelecek. Ki hatta burada görebilirsiniz. Özellikle Roads to Power geldikten sonra siz bu önemli mekanlar sistemini oyun kodlarından gerekli gördüğünüz şekilde kodlara girip düzeltebilirsiniz. Yani düzeltmekten çok değiştirebilirsiniz demek istiyorum. Aynı zamanda Roma'yı tekrar kurmak birçok hırslı ve görkem arayan yöneticinin hayali. Ancak Bizans'ın bakış açısından işler biraz daha farklı olabilir. Çünkü Bizans Roma'nın tekrar kurulmasını kaybettikleri şeyi geri almak diye bakabilirler. Çünkü önceden Roma vardı sonradan yok oldu yani onlar kaybettiler. Dolayısıyla kaybettiklerini geri almaya çalışıyorlar gibi. Özellikle bu görselde bakın burada bir resim var. Bir Roma İmparatorluğu var. Roma İmparatorluğu'nun en geniş sınırları diyebiliriz. Bu haritada özellikle buradaki event'e göre Justinian'in rüyası gerçekleşti başlığı var. Mesela Roma'yı siz tekrardan kurduğunuzda bu event karşınıza çıkıyor. Burada anlattığına göre bu fevkalade bir gün. Çünkü Romalıların imparatorluğu bugün antik potansiyelini gerçekleştirmiş. İmparatorluğun her köşesinden mutluluk ve gurur çığlıkları atılıyor. Ancak bu büyük varlığın, bu devasa imparatorluğun dümenini ben kavramalıyım. Yeni kurulan bu Roma'yı ne yapacağız? Benim seleflerimin arasında ve Roma'nın gücü açısından seçeneklerimiz daralıyor. Kendi mevcut geleneğimize bağlı kalarak mı ilerleyeceğiz, yoksa atalarımızın geleneklerini mi benimsemeye başlayacağız? Yani artık Roma'yı kurduğunuzda Bizans olarak önünüze iki farklı seçenek çıkacak. Bu iki seçeneği de burada görebiliyorsunuz. Alttaki seçenekte diyor ki her şeyde ihtiyatlı olmakta fayda var. Ya da yarım yamalak iş yapılmayacak artık diyor. Mesela burada alınabilecek kararların sonuçlarına bakalım. Eğer artık yarım yamalak iş yapmayacağız dersek belli başlı zorluklar olacak. Ülkedeki bütün köylü ayaklanmaları bize hedef alacak. Diğer krallık ünvanlarından savaşlar artacak. Daha fazla hastalık sıklığı olacak ve Moğolların gelişi hızlanacak. Tabi bu zorluklardan kurtulmak da bir an önce mümkün aslında. Bunun için de iki seçenek var. Ya bütün haritayı fethederiz ya da imparatorluğu ikiye böl kararı alırız. Roma imparatorluğunu kurduktan sonra da eğer ilk seçeneği yani yarım yamalak iş yapmayacağız seçeneğini tıklarsak Pax Romana savaş sebebine erişiyoruz yani Roma'yı birleştirme. Helenizm inancına geçiyoruz. Helenizm inancında anne tanrıları öğretisi açılıyor. İmperator Kaiser Augustus olarak bilinmeye başlıyoruz. Augustus özelliğini alıyoruz. Yeni bir Kaiser destan tohumu elde ediyoruz. Roma İmparatorluğunu elde ediyoruz. Bizans İmparatorluğu yok oluyor. Kutsal Roma İmparatorluğu yok oluyor. Bizantiyon Kontluğu yani İstanbul yeni ülke başkenti oluyor. Yeni lakabımız Muzaffer oluyor. Ve aynı zamanda Bizans İmparatorluğu yani tuttuğumuz devletin devlet dini Helenizm olarak değişiyor bizzat tuttuğumuz her kontluk Helenizme geçiyor ve her idari vasal ise Helenizme geçiyor. Yani gerçek Roma'yı benimsersek çok radikal bir değişikliğe gidiyoruz. Artık Helenizme geçmek için yüz binlerce dindarlık puanı kasmanıza gerek kalmayabilir. Roma'yı kursanız yeterli gibi. Peki ikinci seçeneği seçersek ne olur? Yani biraz daha ihtiyatlı olalım dersek. Oyun normal şekliyle ilerler. Augustus özelliğini kazanırız. Yeni bir Kaiser, Destan tohumu elde ederiz. Roma İmparatorluğunu elimizde tutarız. Bizans ve Kutsal Roma İmparatorlukları yok olur. Muzaffer lakabını alırız gibi gibi. Ya yani oyun aynı şekilde devam edecek. Dersiz ki ya biz mesela Ortodoksluk Ortodoks kalalım. Hiçbir şey değiştirmeyelim. Dünyayı fethetmeye devam edelim gibi. Ya yani oyun kaldığı yerden devam edecek. Artık Bizans ve Kutsal Roma olmayacak ama Roma İmparatorluğu olacak. Fakat benim gördüğüm kadarıyla eğer biz bu ikinci seçeneğe tıklarsak olduğu gibi devam etsin dersek benim gördüğüm kadarıyla Pax Romana savaş sebebine erişemiyoruz. Yani Roma'nın antik sınırları içerisine kalan yerleri fethetme hakkımız olmuyor diye anlıyorum. Bu biraz garip olabilir ama tabi gerçek Roma olacaksak tıpkı burada olduğu gibi ilk seçenekte olduğu gibi belli başlı fedakarlıklar yapmak gerekebilir. Ki mesela buradaki zorlukları eklemeleri bence çok güzel olmuş. Çünkü bir noktada Roma İmparatorluğu'nu kurduktan sonra zaten sizi durduracak kimse kalmıyor. Gerçekten çok güçlü oluyorsunuz. E dolayısıyla oyun gerçekten kolaylaşmaya başlıyor. Özellikle 867'de başladıysanız 1200 yıllara kadar Moğolların gelişini beklersiniz. Zaten o noktada gelişmişlik artsa, diğer buluşları açsanız, ekonomimiz iyileşse. E sizi Moğollar da durduramayacak bu noktada. Ya oyun gerçekten kolay hale geliyordu. Bu zorlukların getirilmesi bence iyi olmuş gibi. Bana sorarsanız yani bir denge var. Bir güç dengesi oluşuyor. Hatta bakın burada paradoksun düştüğü bir not da var. Siz mesela orijinal antik Roma'yı tekrar getireceksiniz. Özellikle yeni oyuncular için bunun zorluğunu arttırmak istedik diyor. Çünkü tıpkı benim dediğim gibi siz Bizans olarak Roma İmparatorluğunu yeniden kurduğunuz zaman artık oyun gerçekten çok kolay hale geliyor. Hatta eğer siz bir noktada antik Roma'yı tekrardan kurar iseniz ve zorluklar üst üste tepenize binmeye başlarsa bu noktada tarihte de yapılmış bir karar alabilirsiniz. Roma'yı doğu ve batı olarak böl gibi. Bunun da kararı burada mevcut. Burada görüyorsunuz İngilizcesi cleave the empire yani imparatorluğu ortadan yar demek. Eğer kelimesi kelimesine çevirirsek imparatorluğu ortadan ikiye yarıyoruz. Özellikle belli bir vali doğu tarafını alıyor ve biz de batı tarafını alıyoruz. Böylelikle Antik Roma'nın kurulmasından sonra çıkacak zorluklar bir noktada azalıyor. Yani şöyle düşünün. Devasa bir imparatorluğunuz var. Bir vasalın topraklarında bir köylü isyanı çıkıyor. Vasal kendi topraklarını iyi yönetemedi diye köylülerin isyanını siz üstleniyorsunuz. Normalde vasalın topraklarında isyan çıksa siz mesela köylü isyanına süzereni olarak katılabilirsiniz. Artık bu noktada siz gerçekten Antik Roma'yı kurarsanız eğer bütün köylüler size karşı savaş açıyor. Hastalıkların sıklığı artıyor ki o da benim bu Bizans serimde başımı çok ağrıtan durumlardan bir tanesiydi. Şifahaneler ne güne duruyor gibi. Peki neden bunu getirmişler? Önce dediğim gibi eğer siz Antik Roma'yı kurduğunuzda gerçekleşecek zorluklarla baş etmekte gerçekten zorlanıyorsanız dersiniz ki ya ben bir hata yaptım biz bu hatayı düzeltelim. İmparatorluğu yine tıpkı tarihte yaptıkları gibi ikiye bölelim denebilir. Şimdi de şu Helenizmin yeni öğretisine bir bakalım. Siz eğer Antik Roma'yı kurar iseniz ve Helenizme geçerseniz artık verebileceğiniz bir karar doğrultusuna yeni bir öğretiye ulaşıyorsunuz. Bu mezhebin öğretisi de Ane Tanrıları diye geçiyor. Bununla alakalı da bir sembol yapılmış. İngilizcesi Household Gods diye geçer. Bu da şudur. Bizim kültürümüzden olan kontuklardaki din değiştirme hızı %50 daha fazla olur. Yani hız yarı yarıya artar gibi düşünebiliriz. Benim mezhebimden olan kontluklarda kültürü değiştirme hızı yine %50 daha hızlı olur. Augustus ve Mor Odada doğan özellikleri erdemli sayılır. Bütün Helenistler aylık 0.50 daha fazla nüfuza sahip olurlar. Diğer mezheplerin bize karşı olumsuz bir görüşü olmaz. Aynı mezhepten olan yerlerden milis takviyazı %25 daha fazla olur. Farklı mezhepten olan halk görüşünün azalması %10 daha az olur ve farklı bir mezhebe geçmek %15 daha az dindarlık harcatır. Ciddi avantajları var gerçekten. Helenizme geçmek gerçekten yani normalde benim çok yapmayı sevdiğim bir şey değil. Çünkü yani nihayetinde ölü bir din. Yani 867 oyuna başlıyorsunuz. Helenizme inananlar en son 5 asır önce yaşamış. E 300 yıllarda da özellikle İmparator Konstantin zamanında da Hristiyanlık suç olmaktan kalkmış ve devletin resmi dini haline gelmeye başlamış. E şimdi oyuna bakıyoruz mesela ben Helenizme geçmek istiyorsam en az 100 bin, 120 bin dindarlık puanı elde etmem gerekiyor ki reforme edebileyim. Reforme etmeden önce o mezhebe geçmek lazım bir de. O da çok sıkıntılı. Efendim bir sonraki konumuz ise 4. Haç Seferi. Yani bir şekilde 4. Şimdi tarihte 4. Haç Seferi diye geçiyor. Ama oyunda tabii 4. Haç Seferi olmasına gerek yok. 4. Haç Seferi'ne çok benzeyecek bir olay örgüsü gerçekleşecek burada. Burada mesela dediğine göre Crusader Kings'de 4. Haçlı Seferi düzenli aralıklarla gerçekleşecek ve Bizans İmparatorluğu'na gerçekten korkunç bir tehdit olacak diyor. Tıpkı Moğol istilası nasıl dünya için bir felaket ise Latinler de yani Katolik Hristiyanlar da Yunanlara bir felaket olarak gelecek. Onların bu büyük imparatorluğu çökecek ...ve yerine savaşın kimin tarafından nasıl kazanıldığına dair gerçekleşecek bir sonuç doğrultusunda ilerleme sağlanacak. Mesela burada tarihi bir resim var. 1200'lü yılların başında, 1202 ya da 1203 olması lazım. İstanbul'un Haçlılar tarafından kuşatılması. Şimdi 4. Haçlı Seferi hakkında tarihi bir bilgiye çok sahip değilseniz burada biraz özet geçiyor. Hatta ondan da bahsedelim. Kısaca anlatmak gerekirse olay şöyle. 1202 yılında... Katolik lordlar ve şövalyeler Kudüs'ü geri almak için yeni bir haçlı seferi düzenliyorlar. Bu haçlılardan bir kısmı da yolculuklarının başlangıç noktası olarak Venedik'i seçiyorlar. Venedik'in seçilmesi aslında bir noktada mantıklı bir karar gibi gözüküyor. Yani en azından cüzi bir kesimi ve belli başlı lordları Venedik'ten taşımak mantıklı gözüküyor. Fakat sonra görülüyor ki beklendiğinden çok daha fazla kişi geliyor ve Venediklilerin ise bu konuda ciddi bir ödeme alması gerekecek. Yani bu kadar insanı taşımak için bir donanma oluşturmak gerçekten ucuz değil. Birinin bunu ödemesi gerekecek. Fakat kim veya nasıl? Şimdi tek bir kişi cebinden parayı çıkarıp veremez. Dolayısıyla tek bir kişiden beklenmemesi durumunda da kim değil nasıl bu para toplanır meselesi çıkıyor. Şöyle bir çözüm buluyorlar. Adriyatik denizinde Dalmaçya kıyılarında bir şehir var. Zara şehri ya da diğer adıyla Zadar diye de bilinir. Zara şehrinin limanını yağmalayarak ve orada Hristiyan kanı dökerek ilk başta oradaki yağmadan para çıkarmaya çalışıyorlar. Burada özellikle Monferralı Marki ve onun yanında Bizans tahtına hak iddiası olan 4. Alexios Angelos da var. Fakat bu yağmaya rağmen tabi yine paraları yetmiyor. Dolayısıyla şöyle bir çözüm geliyor. Bu haçlılar diyor ki eğer biz Bizans'tan yeterince para alabilirsek biz bu haç seferini her türlü gerçekleştiririz. Peki Bizans'a yani İstanbul'a nasıl veya neden gideceğiz? Çok basit. Önce de dediğim gibi bir hak iddiası var burada. Hak iddiasına sahip bir prens var. Alexios'un iddiasına göre eğer tahta çıkmalarını, Alexios'un iddiasına göre eğer Haçlılar kendisine tahta çıkması için yardım ederse Alexios Haçlılara ciddi anlamda destek para ve asker takviyesi sağlayacak. Tabi bu fikirden herkes hoşnut olmuyor. Bazıları bu Zara'nın yağmalanmasından sonra doğruca Kudüs'ün yolunu tutuyorlar. Fakat geri kalan şövalyeler ise direkt İstanbul'un yolunu tutuyor. Mevcut imparator 3. Alexios Angelos ise bu yabancı istilacıları def etmekte biraz başarısız oluyor dolayısıyla. Sonuçta da 4. Alexios'un hak iddiasını tanıyarak tahttan geri çekiliyor. Fakat yeni imparator yani 4. Alexios tahta çıktığı zaman Haçlılara verdiği bu sözlerin ve vaatlerin karşılığını getiremeyeceğini anladığından dolayı Haçlılara yardım etmeyi reddediyor. Çünkü geldiği zaman İstanbul'un yani Bizans'ın hazinesi bomboş. E, dolayısıyla vaat ettiği yardımı ve parayı Haçlılara veremeyecek. E, bunu duyan Haçlılar da tabi küplere biniyorlar. Başkente hücum ediyorlar ve 4. Alexios'u tahttan indiriyorlar. Bu da o dönemi tasvir eden bir mozaik. Sonra tahta 5. Alexios diye başka bir imparator çıkıyor ve o da buna çok benzeyen bir kaderle karşılaşıyor aynı zamanda. İstanbul yani Konstantinopolis Latin Haçlılar tarafından yağmalanıyor. Gerçekten yağmalanıyor. Yağma ve kıyım bittikten sonra dolayısıyla Bizans İmparatorluğu da bitiyor. En azından geçici bir süreliğine. Bu sözüm ona. Haçlı şövalyeleri kendi Latin imparatorlarını ilan ediyorlar yeni kazanılmış bu Bizans topraklarını kendi aralarında bölüyorlar ve herkes kendi topraklarını kendi kafasına göre yönetmeye başlıyor. Şimdi tarihi bilgi verdiğimize göre bütün bu karmaşayı Crusader Kings'e nasıl aktaracaklar? Tabi bu da ayrı bir konu. Şimdi şöyle bir durum var mesela belli başlı sorular gelebilir. Şimdi 4. Haç Seferi normalde 1202 yılında gerçekleşti değil mi? E oyunda da yine 1202 yılında mı gerçekleşecek? Hayır. Yani 1178 yılında başladığınız zaman yine aynı tarihte bir Haçlı sefere ilan edilmesi durumunda Bizans İmparatorluğu hedef alınabilir. Tıpkı burada dediği gibi. Ha e bu değildir ki 4. Haçlı sefere yani yolundan sapmış bu Haçlı seferini yaşamak için gerçekten sadece 1178'de mi oynamak lazım? Hayır. 867 veya 1066 yıllarında da oynanabilir. Tabi bunun için öncelikle ilk veya ikinci Haçlı seferlerinin gerçekleşmiş olması lazım. Tabi böyle bir eventin gelmesi için de illa da dördüncü Haçlı Seferi'ne gerek yok. Yani ilki gerçekleştikten sonra tekrar bir 30 sene geçtikten sonra ikincisi için böyle bir yönlendirme yapılabilir. Buna yeni bir savaş ismi verilecek. İmparatorluğa hak iddiası için Haçlı Savaşı veya yolundan sapmış Haçlı Seferi de denilebilir. İkincisini kullanmak biraz daha mantıklı geldi. Çünkü ortada imparatorluğa olan hak iddiası var evet. Ama gerçekten o kişi mi yönetecek yoksa savaşan kişiler mi istiyor imparatorluğu? Tabi orası da muamma. Dolayısıyla yolundan sapmış haş seferi demek daha mantıklı geliyor. Ve şöyle bir durum var. Bunun fikir babasıyla mı oynamak gerekecek illaki? Hayır. Yani illa Marquis de Monfera isimli kişiyi seçmemize gerek yok. Başka biriyle de oynanabilir. Yani Avrupalı bir Katolik lider olması yeter. Bir de aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'na bir hak iddiası olan kişiyle de bir ilişkisi olması lazım ki. Yani diyelim bir dük veya bir kral kendisi veya bir imparator. Arkadaşı, sevgilisi veya sadece sarayında mensup bulunan ve imparatorluğa hak iddiası olan bir kişi bile burada yeterli diyor. Ha bir de şöyle bir durum var. Normalde Haçlı Seferlerinde saldıran taraf Katoliklerdir ve saldıran tarafın lideri Papa'dır. Fakat bu yolundan sapmış Haçlı seferini yöneten başka feodal bir karakter de olabilir. Çünkü yolundan sapıyor ve bu artık Papa'nın organize ettiği Haçlı seferinden çıkıp bambaşka bir amacı olan bir istila savaşına dönüyor. Yani dolayısıyla artık siz e, yeterince gücünüz varsa ve Bizans İmparatorluğu'na hak iddiası olan bir kişiye sahipseniz Haçlı seferi adı altında Bizans'a kendi savaşınızı yönlendirebilirsiniz. Şimdi Latinlerin bakış açısından bakalım bu olaya. Yani Katolik Hristiyanların bakış açısından bakalım. Olay ilk başta Akdeniz'in doğu tarafındaki topraklara yapılacak bir haçlı seferi olarak başlıyor. Hristiyan olan bir Bizans imparatoru var ama kendisi bir Ortodoks. Yani Katoliklerin meselesine karışmıyor. Her şey normal, değil mi? Son bir tane Katolik bir liderin kafasına bir düşünce geliyor. Diyor ki, "Ya biz evet haçlı seferi düzenliyoruz. Biz Tanrı'nın iradesini götürüyoruz dinsizlerin üzerine." Ama bir de başka bir durum var diyor hak iddiası olan bir kişinin hakları başkası tarafından yenmiş. O da bize eğer bu konuda destek sağlarsa, eğer biz de kendisine hakları doğrultusunda destek sağlarsak, o da tabii doğal olarak bize destek sağlar. Esasında uzun vadede harika bir strateji gibi. Böyle bir karar geliyor Haçlı Seferi esnasında. Oyuncu karakteri Papa 3. Alexander, Bizans İmparatoru 2. Alexios ve yine ismi Alexios olan ve hak iddiası olan bir kişi. Mesela burada bakalım. Bizim burada Alabileceğimiz üç karar var. Bu üç kararın üç tane farklı sonucu olacak. Mesela dersek ki ben Haçlıları kişisel olarak bu davaya yönlendireceğim. İlkini seçersek ne olur? İlkini seçersek en üstteki pencereyi görüyoruz. Bir Haçlı seferi başladığı zaman eğer biz bu kararı alırsak Haçlı seferinden çıkmış oluyoruz. Onun yerine bizim bizzat yönettiğimiz Bizans İmparatorluğu'na karşı birinin hak iddiasını kullanarak elde ettiğimiz bir savaş var. Biz eğer bu savaşı kazanır isek sonrasında alınacak kararlar doğrultusunda Latin İmparatorluğunu kurabiliriz. Altın, dindarlık ve özel askerler gibi ödülleri olur ve 3 sene boyunca da uzaklardaki seferler için hazırlıklı etkisine sahip oluruz. Yani en riskli hareket ama en çok ödüle sahip hareket de olabilir. İkinci seçeneğe tıklarsak yani bu dava doğrultusunda normalde Kudüs yerine İstanbul'a gitme konusunda eğer Papa'nın da onayını istersek olasılıklara bağlı kalmak durumundayız. Mesela burada görüyorsunuz. Biz onayı Papa'dan almaya çalışıyoruz. Yine ikinci seçeneğe tıklarsak önceden açılmış olan bu Haçlı Seferi'nden çıkacağız ve yine bu Bizans İmparatoruna karşı açılmış ayrı bir savaş olacak. Yine önceki karardaki gibi Latin İmparatorluğunu kurabileceğiz. Altın, dindarlık ve özel askerler gelecek. Fakat şöyle bir durum var. Kendi diplomasimizi kullanarak Papa'yı ikna etmeye çalışacağız. Olay şu. Papa ya bizim bu teklifimizi kabul eder. Der ki ya evet biz Katolikler ve Ortodokslar olarak ayrılmıştık. Sen eğer Bizans'a saldırırsan bu Hristiyanlığın büyük bölünmesini de çözebiliriz der. Papanın liderliği doğrultusunda bize daha fazla asker katılabilir. Yani Papanın Haçlı Seferinden çıkar bize daha fazla destek gelir. Ya da Papa der ki bizim bu tehlikeli planımızı lanetler. Dindarlık seviyesi kaybederiz. Bize karşı Papa 50 görüş kaybeder. Yani 50 görüşte de az değil. Yani bundan sonrası çünkü Afaroz'a gidiyor. Ve bunun sonucunda da Papa'nın Haçlı Seferi'ne katılmış kişiler bize daha az destek verir. Belki de hiç destek gelmez bize bu noktada. Ya tabii bir de şöyle bir durum var. Eğer Papa bunu kabul ederse yani evet biz bu Hristiyanlığın büyük bölünmesini toparlayalım derse hak iddiası olan kişi aynı zamanda Ortodoksluktan Katolikliğe geçer. Ya da en son Deriz ki ya yok bu gerçekten çok tehlikeli ve aptalca bir fikir. Biz 50 dindarlık kazanırız. Hak iddiası olan Alexios Komnenos bizim sarayımızı terk eder gibi. Yani mevcut Haçlı Seferi'ne kaldığımız yerden devam edebiliriz. İstanbul'u yani Bizans'ı istila etmeye kalktığımızda Papa bizim tarafımıza böyle bir mektup yazabilir. Burada dediğine göre İsa'nın en cüretkar oğluna yazıyorum diyor. Hanrı Lucifer'ı cezalandırdığı gibi kendi mahiyetinde olan krallıklara ve imparatorluklara zulmeden kişileri cezalandırır. Ancak yolundan sapmayanı da ödüllendirir. Haçlılar arasında başlamış bu meseleyi ben bitirmeyeceğim diyor. Ancak Hristiyan kanı dökeceksen bundan tamamen arınmalısın. Sen İsa'nın hizmetinde hareket ediyorsun ve Yunanlara karşı çarpışırken hedefinden sapma. Yani buradan benim anladığım kadarıyla Papa bize onaylıyor mesela. Mesela buraya baktığımızda Kendisi Venedik Docu. Burada da diyor ki biz yeni Venedik gemileri inşa ettik ve sizin hizmetinize sunduk. Ancak bunun maliyeti çok büyük. Venedik konseyini bu ödemenin başka şekilde gerçekleşmesi için bir şekilde ikna ettim. Bu savaşı kazanmanız durumunda bize belli miktarda tazminat ödemeyi kabul ederseniz biz bu gemileri size sunacağız. Bizim cesur denizcilerimiz düşmanın duvarlarını tırmanacak diyor. Yani biz birinden maddi destek alıyoruz ama maddi destek aldığımız kişiye de ciddi miktarda borçlanmış oluyoruz biraz. Aylar geçiyor. Asıl Haçlı Seferi'ne katılmaya karar vermiş diğer Katolikler de bunun yerine bize katılmaya başlıyorlar. Sonrasında da iki Haçlı Seferi başlıyor. Kendi savaşımızı açıyoruz. Konstantin'in varisleri diye. Burada dediğine göre Papa Alexander bizi çağırıyor ama biz bu çağrıya kulak asmıyoruz. En azından henüz değil. Bunun yerine Kont bonifasyonun yönlendirilmesi doğrultusunda Bizans İmparatorluğu'na yürüyoruz. Gemiye yüklendiğimiz yerlerde çok fazla arma görüyoruz. Çok fazla şatoyu, çok fazla aileyi temsil eden semboller görüyoruz. Çok güçlü savaş atları güvertenin aşağısında bekliyor. Tıpkı yakın zamanda açacak bir çiçek gibi güneşe bakıyoruz. Truvalıların intikamını alma vakti. Bırakalım da Yunanlar yerlerinde titresinler. Yeni imparator olacak Alexios Komnenos'a boyun eğsinler. Onların gerçek lordlarını ve onların kurtarıcıları olacak biz Haçlılara boyun eğsinler diyor. Bu şekilde ayrı bir savaş açılıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Tabi bu gidişata göre Katoliklerin desteği azalabilir de artabilir de. Fakat kesin bir durum var ki Bizans İmparatoru bu savaşta tek başına kalacak. Ve büyük ihtimalle de istilacıları def edemeyecek. Mesela buradaki görsele bakalım. Bizans İmparatorluğunu yendik. Ve yeni Bizans İmparatorluğu çıktı ortaya. Bizim hak iddiası için savaştığımız Alexios tahta oturdu. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Burada anlattığına göre biz o kadar savaştık, onun imparator olmasını görmeye o kadar sevindik. Fakat buna rağmen içimizde bir kuşku var. Bir bakıyorlar ki önceki imparator savaştan kaçması esnasında hazinenin çoğunu yanında götürmüş. E dolayısıyla hazinede para kalmaması durumunda da biz haçlara gerekli ödeme yapılamayacak. Size ancak çok çok daha az para ödeyebiliriz. İşte burada ipler kopmaya başlıyor. Dolayısıyla karşımıza yine iki karar çıkacak. Burada da diyor ki mesela bu ilk kararda. O zaman hakkımız olanı alırız. Dersek ne olur? Bir imparatorluk şehri yağmalanır. Özellikle kıyası olmayacak şekilde. Ne olur? Latin imparatorluğu oluşur ve bizim seçeceğimiz kişiye verilir. Selanik Krallığı Dejur bölgesi içerisindeki kontluklar Haçlılar arasında dağıtılır. 50 korkunçluk kazanırız. Bizans'a saldırmış her Haçlı 1376 alır. Bizans İmparatorluğu yok olur ve Bizans'ın yok edicisi özelliğini alırız. Aynı zamanda sadece biz değil yani bu savaşa dahil olmuş bütün Katolikler de bu özelliği alıyor. Latin İmparatorluğu'nun elinde tutan kişi özel askerlerden oluşan küçük bir orduya sahip olur. Ek olarak Bizantiyon Kontluğu yani İstanbul burada eksi yüzlük bir kontrol düşüşü olur gelişmişlik seviyesi eksi 5 şekilde düşer. İki bina ise ya bir seviye azalır ya da yok olur. Ortodoksluğun şevki 50 olarak artar ve katolikliğin şevki de 25 olarak düşer. Peki ikinci seçeneğe tıklarsak ne olur? Şövalyelerimizi dağıtıp eve yollamak ödemeleri yapılmamış bir şekilde kolay olmayacak. İki seçenek çıkar karşımıza. Ya yani biz onları askeriyemizi ve diplomasimizi kullanarak belki bir şekilde ikna edebiliriz. Bir bakalım. %35 şanslı şu olacak. Buraya kadar savaşmış ve gelmiş Latinleri gitmeleri için ikna ederiz. İki diplomasi yeteneği açılacak, bir askeri yeteneği açılacak, 250 dindarlık ve Proto Sebastos lakabını alacağız. İmparator bize 225 altın verecek. Aynı zamanda Venedik Docu'na da 225 altın verecek ya da %64 şansla Haçlılar İstanbul'u yağmalayacaklar. Bunun sonucunda da 100 stres kazanacağız. Artık 4. Haçlı seferinin roleplay'de yapılabiliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer şehir yağmalanırsa ne olur? Şehir yağmalanırsa karşımıza böyle bir seçenek çıkar. Yani ateşle vaftiz edilmiş gibi. Normalde vaftiz suyla yapılır. Fakat ateşle vaftiz etmek gerçekten manidar. Eğer biz haçlıları ikna edemezsek geri gitmeleri için eli boş şekilde tepeleri atar ve bütün şehri yağmalarlar. Şimdi karşımızda yine 5 farklı seçenek var. Özet olarak geçmek gerekirse biz ve diğer haçlılar Konstantinopolis'i yağmalıyorlar. Surlara ilk önce Venedikli denizciler kendi bayraklarını asıyorlar. Yunanlar kendi evlerini ateşe veriyorlar. Ancak bunun sonucunda oluşacak ateş duvarı da bizi engelleyemiyor. Sonraki 3 gün boyunca bütün şehir yağmalanıyor ve burada yaşayanlar kılıçtan geçiriliyor. Tabi herkes aynı fikirde değil yani bu katliamı görenlerin bir kısmı bunun durdurulmasını istiyorlar ama bazıları da diyor ki kardeşim durmayacağız. Bunun sonucunda yani İstanbul'un yağmalanması durumunda da artık yeni bir düzen getirilecek. Ve önce de demiş olduğum gibi 5 farklı seçenek çıkıyor karşımıza. Şimdi ilk seçeneği seçersek ne olur? Mesela savaş bizim liderliğimizde yapıldı değil mi? Savaşın önderi bizdik. Çünkü fikir bizden çıktı. Deriz ki Latinlerin ve Yunanların yöneticisi olacağım. Onların kralı olacağım yani. Böyle olursa Trakya Düklüğü, Selanik Krallığı, Hellas Krallığı ve Latin İmparatoru ünvanları bize geçiyor. Bizantion'da konuşlanmış 850 tane özel asker olacak. Yüksek taht otoritesine geçeceğiz. Tabi eğer bu seçeneği seçersek bizim hanedanımızda olan bir kişi de Selanik ve Hellas, Dejur krallıkları dışındaki ünvanları ve vasalları alacak. Eğer dersek ki bizim asıl borcumuz Venedik docuna, her şeye o katlandı deriz. Bu sefer ne olur? Venedik docu bu ünvanları alır. Üçüncü seçeneği seçersek yani benim hanedanımdan olan Manfredo bu, İmparatorluğu hak ediyor dersek, bütün ünvanlar ona geçer. Ottone di Bosco'yu seçersek, yine bütün ünvanlar ona geçer. Aynı zamanda Enrico di Ponzone'yi seçersek, yine aynı şekilde ona geçer. Yani burada oluşacak karar, imparatorluğun ve yeni kazanılan toprakların kime geçeceğini söylüyor. Tabii bu size kalmış. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya o kadar fethettik, niye almayalım ki? Mesela, yani bir kont olarak mesela daha büyük, daha güçlü, daha verimli topraklar isteyebilirsiniz. Tabi bu sizin hakkınız olabilir. Ancak hali hazırda mesela güçlü bir imparator olarak oynuyorsanız elinize fazladan ünvan geçmesi mesela ne kadar etkili olur ya da ne kadar mantıklı olur. Sizin hanedanınızdan birine verilmesi durumunda sizin hanedanınızın mesela ihtişamı artar. Hani ben olsam hali hazırda güçlü bir imparator olarak kendi hanedan üyeme veririm. Eğer diyelim bir kontum hani dük bile değilim ama savaşı yöneten bendim ve o kadar uğraştım kazandım. Derim ki yani bu koca imparatorluk bana geçsin o zaman. Mesela. Ya burada anlattığına göre ve benim daha önce de dediğim gibi eğer biz mesela diyelim bir kontus veya bir düküz bu savaşın lideriz ve imparatorluğu almak isteyen de biziz. Biz bu Selanik ve Hellas krallıklarını içeren Latin İmparatorluğunu elimizde tutarız fakat eski topraklarımız bizim hanedanımızdan olan kişilere geçer. Yani iki farklı şekilde de yapabilirsiniz. Yeni kazanılan topraklar başkasına mı gitsin, size mi gitsin gibi. Siz önceki topraklarınızı bırakıyorsunuz çünkü. Latin İmparatorluğu ünvanları altında diğer Yunan düklükleri ve kontukları sizden sonra güçlü katkısı olan şövalyeler arasında dağıtılır. Mesela Franco-Kratia. Hatta oyunda bununla alakalı bir e, achievement bile var. Yani bu şu demek. Frank kökenli bir karakter olun, Katolik olun ve Selanik Dejur Krallığı'nı tutun ama Bizans'ın masalı olmayın diye ayrı bir achievement var. Şimdi mesela bu biraz baş ağrıtan bir achievement. Yani feodal ve katolik bir yönetici olarak bunu yapmak e, çok zor, çok mantıksız ve anlamsız. Fakat mesela bir Viking olarak oynarsınız. Bizans İmparatorluğu'ndan koparırsınız orayı ve sonraki zamanlarda katolik olursunuz. Fransız bir katolik olursanız eğer bu achievement açılabilir. İşte artık bunu düşünmeye gerek kalmadan belli başlı olay örgüleriyle bu başarım açılabilir. Frankokratya yani Frankların yönetimi olan böyle bir olay örgüsü gerçekleşiyor. Bizans İmparatorluğu artık yok. Onun meşru ve egemen yöneticisi bir zamanlar Roma'nın mirasını elinde tutmuş olsa da artık azledildi. O büyük saraylar ve katedraller artık kül içinde. Cesetler yığınlar içerisinde ve çürüyorlar. Çatırdamış bir ülkeye kaos çökmüş. İşte bu küller arasında yeni bir imparatorluk doğuyor. Latin İmparatorluğu. İsa'nın ve Papa Aleksandr'ın adını taşıyan Yunanların topraklarında karmaşık ve bölünmüş bir tarih başlıyor. Biz diyelim kendimizi Latin İmparatoru yaptık gerçekten. Bunun durumunda yeni bir karar alabiliyoruz. Latin yönetimini meşrulaştır diye. Ya da bu şu demek oluyor. Mesela biz bu kararı alarak Bizans Dejur Krallıklarını kendi imparatorumuza dahil edebiliyoruz. Bütün eski Bizans vasalları da aynı zamanda Latin yönetimini saf dışı bırak kararı da alabilirler. Bizans İmparatorluğunu yeniden oluştur kararı alabilirler eğer ellerinde Bizans tutuyorlarsa. Ve aynı zamanda imparatorluk düklüğünü ele geçir savaş sebebi de açılıyor. Yani Latin İmparatorluğu kurulduğu zaman artık olay bitmiyor. Sadece Ege ve Karadeniz kıyılarını kontrol etmekle iş bitmiyor. Daha Anadolu'su var, Balkanlar var. Ve Bizans topraklarını fethetmek artık neredeyse herkesin hakkı olarak sayılacak. Doğu ve Batı Hristiyanlarını da bu şekilde birleştirmiş olduk diye manidar bir söylem. Bizans yok edildi. Bakın bunun sonucunda 1178 yılında başlarsanız ve daha en başında böyle bir şey olursa Bizans İmparatorluğu gerçekten yıkılıyor. Burada eski valiler yani kalan dükler var. Rum Sultanlığı var burada. Burada aşağıda Kudüs Krallığı var çok az gözüküyor. Mesela Anatolikon Krallığı oluşmuş. Bunlar kopmuş böyle. Bağımsız kalan belli başlı kişiler kendi krallıklarını kurmuşlar. Yeterince dejur toprakları olduğu için. Sicilya diye ayrı bir krallık var ama 1178'de burası hali hazırda zaten bağımsız başlıyor diye hatırlıyorum. Böyle bir Latin İmparatorluğu var. Siz kendi imparatorluğunuzu, kendi krallığınızı oluşturdunuz. Bundan sonrası artık yine size kalmış. Burada ise başka bir ekran görüntüsü var. Biz Kont Bonifacio olarak başladık ve bu savaş sonucunda da Latin İmparatorluğu'nun yöneticisi İmparator Bonifacio olarak devam ediyoruz. Burada imparatorluk ünvanımız var. Selanik ve Hellas krallıkları oluştu. İstanbul'u başkent olarak tutuyoruz. Burada aynı zamanda hanedanımızdan olan kişiler de mevcut. Bizim çocuklarımız var. Bir de burada önemli bir not var. Onu da atlamayalım. Haçlı Seferi olsa da biz bir noktada gerçek Haçlı Seferi'nden saptık ve kendi savaşımızı açtık. Dolayısıyla bu savaşın sonucunda her ne kadar kendi topraklarımızı alsak ve sözüm ona kendi Haçlı Seferimizi yapmış olsak da biz artık bir Haçlı savaşçısı olarak gözükmeyeceğiz. Çünkü biz Katoliklerin düşmanlarıyla çarpışmadık. Sadece bir Katolik olarak esasında toprak gasp ettik. Dolayısıyla bu savaşın sonucunda Haçlı savaşçısı yerine Bizans'ın yok edicisi ünvanını alıyoruz. Burada görüyorsunuz Roma kartalı var. Parçalara ayrılmış. Bu bize askeriye de artı bir. Dövüş yeteneğinde artı iki. Doğal korkunçlukta artı on. Korkunçluk başına düzenli asker bakım maliyetinin düşüşü bu kadar artıyor. Şövalye verimliliği korkunçluk başına artıyor. Ruhbanlar bizden daha az hoşlanıyor. Yunanlılar bizden nefret ediyor. Halk yine olumsuz bakıyor. Ancak ordumuzun başında yaptığımız kuşatmalar %25 daha hızlı. Tabi şimdi oyuncu olarak kendi politikanızı, kendi yayılma politikanızı belirleyebilirsiniz. Fakat bir yapay zeka eğer Bizans'ın yok edicisi özelliğine sahip ise ciddi anlamda agresif olacakmış. Bu savaşın sonucunda bağımsız kalan belli başlı krallıklar olacak. Mesela burada İznik Krallığı var. Nikea Krallığı olacak ve bir krallık olarak isterse idari yönetimden devam edebilecek. Aynı şekilde burada Anatolikon Krallığı var. Epirus Krallığı var. Sadece Filipopolis düklüğünü tutan Bulgaristan Krallığı var. Tabi Bulgaristan düklükleri Vidin, Dobruca Mezya tarafları bağımsız kalmış. Bağımsız kalanların birçoğu da feodal yönetimden devam edebilir. Yani kral olanlar idari yönetimden devam edebilir ama bağımsız olan düklükler büyük ihtimalle feodal yapıya geçecek. Şimdi Katoliklerin bakış açısından baktık. Tam bir zafer olarak gözüküyor. Peki Yunanlar ve Ortodokslar nasıl bakıyor bunu? Asıl sorun burada. Yoldan sapmış Haçlı Seferi. Eğer Bizans İmparatorluğu içerisinde bir vali veya İmparatorun ta kendisi olarak oynuyorsanız bu event bu şekilde geliyor. Savaşı başlatan kişi, savaşı finanse eden, Venedik Doci ve hak iddiası kullanılan kişi. Asıl Haçlı Seferinden kopuyorlar ve Bizans'a karşı ayrı bir savaş başlıyor. Alexios'un hak iddiası için. Şimdi Bizans İmparatorunun buradaki verebileceği tek tepki bu. Bu gerçekten oluyor mu? Çünkü şöyle bir durum var. Bizans İmparatorluğu doğudan gelen özellikle Müslüman Fatihlerin, Müslüman istilacıların önünde her zaman bir engel oldu. Kendilerini Hristiyanlığın asıl kalesi olarak görüyorlar. Çünkü Bizans düşerse bu sefer Avrupa'nın kapıları açılır gibi bir düşünce var. Ya yani haksız da sayılmazlar. Fakat buna rağmen bir grup Haçlı yeterince güçlenip Bizans'a doğrudan saldırıyorlar. Bir anda şok etkisi yaratır yani. Ve diyelim imparator, siz bir imparator olarak size açılan bu savaşı kaybettiniz. Dört farklı seçenek çıkıyor. Franklara karşı olan bu savaş kaybedildi diyor. Yeni Alexios tahta çıktı. Açlı ordusu hala başkentin duvarlarının dışında. Onların gitmesi için bir şey yapılabilir mi? Yıkımdan başka bir şey mümkün mü diye imparator olarak düşünüyorsunuz. 4 tane seçenek var. İlk seçenek şu. Her ne olursa olsun imparatorluğun geleneklerini sonsuza kadar koruyacağım. Bu şu olur. Siz Bulgaristan krallığını elde edersiniz. İdari yönetimden devam edersiniz. Sizin etrafınızdaki komşu vasallar sizi süzereni olarak kabul edebilir de etmeye edebilir de bağımsız biri olursunuz. Yani imparatorluğu kaybedersiniz ancak bu yolun sonu değil. Belki bir ihtimal hakkınız olanı geri alabilirsiniz. İkinci seçenek ise vali Konstantinos'un koruması altına girmeliyim. Bu şu olur. Siz vali Konstantinos'un yani Filipopolis valisi Konstantinos'un vasalı olursunuz. İdari hükümetten devam edersiniz ve kibirli ve cesur olduğunuz için 50 stres kazanırsınız. Vali Yohannes'in bunu yönlendirme gücü var. Bu sefer Opsikyon valisi Yohannes'in altına girersiniz. Son seçenek olarak da dersiniz ki yakında belki de bütün bu olanları tek başıma atlatabilirim. Yine bağımsız bir yönetici olursunuz. Ya feodal ya da aşiret yönetimine geçersiniz. Ancak elinizde bizzat tuttuğunuz aile konağı yok olur. Yani bu iş tamamen bakış açısıyla alakalı. Yani siz saldıran tarafsınız, savunan tarafta ne oluyor görüyorsunuz. Ya da savunan taraftasınız, saldıran tarafta ne oluyor görüyorsunuz gibi. Kasapet derdinde, koyun can derdinde gibi biraz da. Tekrar saldıran tarafa dönelim. Biz savaşın başını çekmiştik ve kendimizi imparator ilan ettik. Bundan sonra ne olacak? Şimdi savaşın lideri var, bir de savaşın finansörü var. E bu da tabii ki Venedik oluyor. Şimdi Venedik diyor ki, evet savaşı kazandık. Yani ben de hakkım olanı aldım. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bitti mi? Hayır bitmedi devam ediyor. Karşımıza iki seçenek çıkıyor. İlkini seçersek deriz ki ancak beraber çalışırsak bu lanet Yunanları kontrol edebiliriz diye. Bunun sonucunda biz ve Venedik docu Orio müzakereli bir şekilde ittifak sahibi olur. 60 stres kazanırız çünkü karakter özelliklerimize göre bizden daha fazla hoşlanır. Gereğinden fazla yabancı ticaret imtiyazlarına sahip oluruz. Bizim topraklarımız, ülkemizdeki bütün topraklar gereğinden fazla ticari imtiyaz özelliğini elde eder. Bu tabi kırmızıyla gösterildiği için olumsuz bir etki. Fakat Venezia kontluğu ise 30 yıl boyunca ithal edilmiş Yunan yağmaları etkisine sahip olur. Tabi şimdi Venedik elimizin tersiyle de itebiliriz. Deriz ki aç gözlü it. Yunanlar senden nefret etme konusunda haklıymış deriz. Hani bir zamanlar ortaklaşa beraber çarpıştığımız kişilerle artık yolumuzu ayırırız. Venedik docu bundan hiç hoşlanmaz. Vasallar bize karşı görüş kazanır. Doç bizim rakibimiz olur. Bize karşı ayrıca 50 görüş kaybeder ve denizde tartaklanmış etkisine sahip oluruz. Yani bu da ile alakalı olumsuz bir etki. Venedik'i hallettik. Peki imparatorluğun kendisi ne olacak? de böyle bir durum var. Ya Avrupa'dan kopup gelmiş birisi olarak yine Avrupa topraklarına hükmeder gibi mi hükmedeceğiz? Yine karşımızda 3 ayrı seçenek var. Böyle bir event geliyor. İmparatorların yöntemi diye. 3 farklı seçenek var. Mesela öfkeli olduğumuzdan dolayı bu seçenek geliyor bize ve diyor ki hani benim hoşuma giden bir ya da iki Yunan geleneği var diyor. Bunu seçersek ne olur? Latin İmparatorluğunu elinde tutan kişi ve onun vasalları kendi tutsaklarını ister hadım ederler ister de kör edebilirler. 30 korkunçluk kazanırız, 150 prestij kazanırız, 205 altın kazanırız gibi. Saray mensubumuz olan Teoktistos'u kör ederiz mesela. Biz Latin İmparatorluğunu elde ettik ama dersek ki biz bu Yunanlara ve onların geleneklerine güvenmeliyiz. O zaman da Latin İmparatorluğu ünvanı Selanik Krallığı'nın dejur üst ünvanı olur. Yani Selanik Krallığı artık Bizans'a bağlı olmaktan çıkar. Ayrı bir imparatorluk altında dur. Dejur olarak. Yunanlar ve Yunanlardan ayrışan kültürler vasallaştırmayı kabul etmeye daha meyilli olurlar. Biz idari yönetimi benimseriz. İdari yönetimle gelecek seçim yasasını benimseriz. Yeni bir soylu ailenin başı oluruz. Nüfuzumuz ve meşruiyetimiz artar. Bizim ülkemizdeki yani bizim dejur ülkemizdeki her feodal ve aşiret vasal kendi yönetim şekillerini idari yönetime çevirebilir. Eğer aşağıdaki şartlardan en az birini karşılıyorlarsa, mesela önemli vasallarsa ya da en az 25 veya daha fazla görüşe sahiplerse gibi. Üçüncü seçenek ise şu, biz Latinler artık geldik, burada olan bizimdir. Yani biz kendi kafamıza göre, kendi düşüncelerimize göre, bildiklerimize göre yönetiriz dersek vasallar da bizden hoşlanır. Çünkü yani gördüğüm kadarıyla vasallarımızın hiçbiri Yunan değil. Para, prestij, dindarlık elde ederiz gibi kendi kaderimize gerçekten yani hem ülkenin kaderine hem karakterin kaderine ülkede bulunan herkesin bütün vasalların kaderine tek başımıza karar verebiliyoruz. Tarihi gerçekten baştan yazıyoruz gibi. Latin İmparatorluğunu elde ettikten sonra yani bu Bizans İmparatorluğuna yönlendirilmiş savaş kazanıldıktan sonra yeni bir savaş sebebi ortaya çıkıyor. İmparatorluk düklüğünü ele geçir diye. Seize Imperial Duchy. Nedir bu? Bizans İmparatorluğu dejur sınırları içerisinde dejur düklükler. Mesela Atina düklüğü var. Akaya düklüğü var gibi. Bu adam burayı tutuyor. Diyelim Atina düklüğünü ele geçir. O bölgeyi ele geçiriyor. Ve biz de topraklarımızı mesela genişletiyoruz gibi. Alabileceğimiz yeni bir karar var. Latin yönetimini meşrulaştır diye. Bu kararı alırsak ne olur? Latin İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu'nun dejur sınırları içerisinde bulunan bir krallığı kendine alır. Yani dejur bir kayma yaşanır doğrudan. Yeni Latin Krallığındaki kontluk kontrolü artmaya devam eder. Yeni Latin Krallığı içerisindeki bütün kontuklarda kültürel kabullenme artmaya devam eder. Krallığı tutan kişiyle görüş artışı yaşanır ya da meşruiyet artar. Fakat Latin İmparatorluğu ünvanı yok olduysa içerisinde bulunan bütün dejur ünvanlar Bizans İmparatorluğu'na geri döner. Bizans yöneten kişiler ise Latin İmparatorluğu'nun dejur ünvanlarını tekrardan kendilerine çekebilirler. Yani benim burada anladığım kadarıyla siz e, Dejur'da size bağlı olmayan bir toprağa böyle bir 5 sene ya da 10 senelik dönemler içerisinde o toprakları aldığınız zaman tek tek kendinize katabilirsiniz. Dejur'da kattığınız zaman oluşacak vergi ve milis cezaları da azalıyor tabii. Tabii şimdi Latinler olarak siz bu kararı alabiliyorsunuz. Peki Yunanlar olarak alabilir misiniz? Yunanlar olarak da Latinleri tek tek topraklardan atma kararı var. Roma'nın kasapları... Latin hacını boyunlarında taşıyan şeytanlar ateşle ve kanla kendilerine bir imparatorluk yarattılar ve şimdi de bizim antik topraklarımız üzerinde hak iddia etmeye cüret ediyorlar diyor. Krallıktan krallığa biz bunları toprak toprak atmaya devam edeceğiz. Siz Yunan bir karakter olarak belli bir bölgeyi ele geçirdiğiniz zaman yani Latinlerin dejurunda olan bir bölgeyi ele geçirdiğiniz zaman şartları karşılamanız durumunda yine Orayı Bizans İmparatoru Dejur'una çekebiliyorsunuz. Yani resmen bu Latin İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında bir Dejur mücadele oluyor. Çok ilginç bir mücadele olacak sanın ki. Bana öyle geliyor. Yani Bizans yok oldu diye artık her şey son buldu, her şey bitti, daha yapacak bir şey yok demenize gerek kalmıyor. Her şeyi gerekirse sıfırdan baştan siz toparlayabilirsiniz. Ve efendim son olarak videomuzun son konusu olan tarihi karakterlere geçiş yapıyoruz. Şimdi bu tarihi karakterler belli başlı zaman aralıklarında gelecekler. Yani tabii topraklı olarak gelmiyorlar. Bunlar topraksız tarihi karakterler. Mesela şöyle bir baktığımızda Hildegard von Bingen isimli tarihi bir karakter var. Bizim bölgemizde yani bizim bulunduğumuz bölgenin yakınlarında özellikle özellikle Worms baronluğundan çıkmış gelmiş ve şu an bir iş arıyordu. Burada da bu pencerede de bir bilgi metni var. Bu karakter tarihidir diyor. Yani tarihte böyle biri var olmuştur. Bir rahibe Aynı zamanda yazar, besteci ve bir mistik. Yani yani bir filozof gibi ileri düşünür kimse. Hem din bilimde, hem tıpta, müzikte ciddi çalışmalar yapmış, metinler hazırlamış ve Hristiyan düşünceye, özellikle orta çağdaki Hristiyan düşünceye katkıda bulunmuş. İsmi de Hildegard von Bingen. Şimdi her tarihi karakter geldiğinde alabileceğimiz 3 ayrı karar var. Biraz da bunlara bakabiliriz. Tabi şunu da bilmek lazım. Mesela bu karakter Worms bölgesinden bir anda çıka geldi diye oyun bizi haberdar etmiyor. Bizim topraklarımız içerisinde ise ya da biz gerçekten böyle geniş bir imparatorluksak bizim yakınlarımızda bir anda belirebilir. Tabi bu da oyun kurallarına göre değiştirilebilir istenirse. Mesela yeni bir oyun ayarı geliyor. Tarihi karakterler varsayılan ayarda yaparsak Thomas Aquinas, Ibn Batuta ya da Hildegard von Bingen gibi çeşitli tarihi karakterler belirebilir. Bunların belirmesinden siz ancak kendi topraklarınızda, sizin kendi tuttuğunuz şahsi mülkte belirlirlerse ya da gerçekten iyi tanınırlarsa gelirler. Bir de şöyle bir durum var. Mesela burada baktığımızda kendisi Alman ve Hristiyan birisi. Worms'dan çıkmış, Worms baronluğundan. Fakat normalde Worms baronluğu Alman ve Hristiyan olarak başlar. İlgili baronluk eğer Diyelim ki berber kültüründe yani barani kültüründe ve ibadi mezhebinden olursa Hildegard çıkmadan önce görüntüsü, şekli, şemali, bütün estetiği ona göre değişebilir. Bakın buradaki hali farklı, buradaki hali farklı. Tamamen çıka geldiği kontluktaki mezhep ve kültürün durumuna göre değişiyor. Yani normalde katolik bir Alman olmasını bekleriz ama diyelim o bölge bir şekilde Hildegard çıka gelene kadar Müslüman ve berber oldu ona göre değişiyor. Mesela baktığınız zaman bu da başka bir karakter. Thomas Aquinas diye. Kendisi de Aristoteles'in felsefesini Hristiyan din bilimliğiyle birleştirerek Summa Theologica isimli bir çalışma yaratıyor. Din ile mantığı birleştiriyor ve bir şekilde bunu kilisenin onayı doğrultusuna sunabiliyor. Kendisi de ilerleyen zamanlarda bir aziz ilan ediliyor bu noktada. Burada aynı zamanda kendisiyle alakalı tarihi bilgiyi bulabilirsiniz. Yani mesela ünlü bir kişi geldi ama ben bunu daha önce duymadım. Kimmiş bu? Bakarsınız. Üzerine gelirsiniz buradaki ambleme. Gerçek hayatta kim olduğuna dair bilgi görebilirsiniz. Oyuna aynı zamanda tabii yeni bir karakter özelliği de ekleniyor. Burada ve burada görmüş olduğunuz gibi. Tarihi karakter özelliği var. Böyle olunca diplomasiye artı 2 ve öğrenimi artı 2 artış geliyor sağlığında küçük bir artış var ve düşmanların düşmancıl plan ilerlemesini azaltıyor. Siz de ilgili filtreyi buraya ekleyerek yani ben tarihi karakterleri görmek istiyorum derseniz diğer filtrelerle de bağlantılı olarak mesela burada dört karakteri görebiliyorsunuz. Mesela burada Yosef Tarhaneyotes, Kekeme Michael, Shlomo Rashi Yitshaki ya da Shemendra gibi tarihi karakterler mevcut. Dersiniz ki ya bir tarihi karakter vardı ama kim olduğunu bilmiyorum ya da zamanda çıkmış birileri var mı varsa bir bakayım. Karakter ara tuşuna tıklayarak buradan aratabiliyorsunuz. Mesela başka bir örnek bakalım. William Wallace'ı bilirsiniz. Kendisi 1290'ların sonlarında özellikle İngiltere kralı olan uzun bacaklı Edward'a karşı direnişin bir sembolüydü. Uzun bacaklı Edward hatta belki bilirsiniz Mel Gibson'ın da başrolde olduğu Cesur Yürek filminde de vardı. Her ne kadar tarihi sayılmasa da o film William Wallace'ı konu almıştı. Burada William Wallace'la alakalı tarihi ufak bir bilgi veriyor. Kendisi Glasgow'dan kopup gelmiş ve şu an bir iş arıyor. Şimdi her bir tarihi karakterde olduğu gibi yine bu üç karardan bir tanesini alabiliyoruz. Mesela ilk karar ne diyor? Yani biz buna tıklarsak ne olacak? Burada diyor ki acaba onun kaderinde ne var? Biz buna tıklarsak hatta burada belki fark etmişsinizdir. Daha koyu bir şekilde, daha koyu bir gradyan bir tonda çizilmiş bu seçenek. Üstteki seçeneğe tıklarsak mevcut karakterimizi bırakır, William Wallace'la oynamaya başlarız. Şimdi William Wallace da topraksız olduğu için doğal olarak kendisi topraksız bir maceracı olarak oyna başlar ve kendi kampı otomatikman olur. William Wallace olarak da oynamak isteyenlere efendim duyurulur. Hani William Wallace mı kimin umurunda dersiniz mesela adam sizin sarayınızı terk eder. Mesela burada başka bir karakter var İbn Battuta. Kendisi Tanca'dan çıkmış gelmiş. Kendisiyle alakalı tarihi bir bilgi var. Özellikle yapmış olduğu kapsamlı seyahatler hakkında bilinir. 120 bin kilometreyi aştığı tahmin edilen seyahatleriyle meşhurdur. Bütün İslami toprakları seyahat etmiştir özellikle. 14. yüzyılda ki ben yanlış hatırlamıyorsam İbn Battuta Mali İmparatorluğunu yöneten Mansa Musa'yı da konu almıştı seyahatlerinde. Mesela İbn Battuta olarak oynamak ister misiniz? Mümkün. Topraksız olarak başlarsınız. Ya da ikinci seçeneği seçersiniz. Dersiniz ki ya böylesine bir adam bana ciddi anlamda iyi hizmet edebilir. Muhammed İbn Battuta bizim sarayımıza katılır ve kendisine karşı bir kozumuz olur. da deriz ki Muhammed yani Muhammed İbn Battuta mı hani kimin umurunda deriz. Yine bir maceracı olur ama bizim topraklarımızı terk eder. Başka bir tarihi karakter var burada. Kekeme Michael Selos. Özellikle Kronografya isimli bir çalışması varmış ve bu çalışmada Bizans siyaseti ve saray hayatını konu almış. Yosef Tarhaneotes. Umarım telaffuzu yanlış söylemiyorumdur. Özellikle 1. Alexios Komnenos'un altında hizmet ederek Selçuklu Türklerine karşı savaşmıştır ve iyi bir komutan olarak tarihte bilinir. Birçoğunuzun belki tanıyabileceği bir isim bu. Ömer Hayyam. Evet Ömer Hayyam da oyunda bir noktada çıka gelebilir. Nişapur'dan kalkar gelir. İlahi komediyi yazan ünlü İtalyan şair Dante Alighieri, bir İngiliz rahip Okumlu William, Heloise de Argentuil, bir Fransız rahibe, İzlandalı bir yazar ve tarihçi Snorri Sturluson, Musevi bir Fransız Shlomo Rashi Yitshaki, Troya'dan çıka geliyor. Öğrenim yetenekleri konusunda ciddi yetkili. Vidyapati isimli Hint şair var. Belki bu kişiyi de birçoğunuz tanır. Hatta burada yazdığı gibi Celaleddin Rumi yani Mevlana Celaleddin Rumi İkonyon baronluğu yani Konya'dan çıkıp geliyor. Burada daha çok kendisini Pers estetiğinde yaratmışlar. Tabii kökeni her ne kadar Pers topraklarına dayansa da normalde Anadolu'da özellikle çalıştığı da bilinir. Ancak kökeni doğrultusunda kendisine biraz daha Pers estetiği vermişler. Bir Moğol destanının baş karakteri olan Cenger. Mesela ben bunu hiç beklemiyordum normalde. Hatta ilk başta bir kahkahayı basmıştım ilk görünce. Tarihi karakter olarak geçen Nasreddin Hoca. Evet yanlış anlamadınız ve yanlış görmediniz. Nasreddin Hoca. Her ne kadar günümüzde belli başlı tartışmalara konu olsa da tarihi açıdan varlığı, yokluğu kesin olmasa da yani Nasreddin Hoca'yı Türkiye'de bilmeyen yoktur. Hatta çocukluğumuzda fıkraları çok bilinirdi, çok meşhurdu. Birbirimize anlatırdık. Yani bir anda mesela sıradan bir gün ülkemizi yönetiyoruz. Kalkıp Nasrettin Hoca geliyor. Yani açıkçası ben kendisini kovmam. Hatta toprak bile verebilirim bilmiyorum. Burada yine tabii başka bir karakter var. Ve burada çok uzun bir liste var. Bu listedeki kişiler tarihi açıdan gerçekten var olmuş ve oyunda görmeyi bekleyebileceğimiz kişiler. Mesela İbn Haldun var. Leonardo Fibonacci var. Özellikle Fibonacci dizilimine ismini veren İtalyan matematikçi. Marco Polo var. İtalya'da özellikle Medici hanesinden karakterler var. Borca hanesi geliyor. Roger de Flo özellikle bu da benim takdir ettiğim karakterlerden bir tanesi tarihte. Çünkü o kadar zorluğa rağmen Roger de Flo Bizans'tan da az destek almasına rağmen bir paralı asker ekibi kurup kendine Osman Bey ile özellikle yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi ile sayısız defa çarpışıp onun saldırılarını geri püskürtebiliyor. Yani Roger de Flo da aynı zamanda çok yetenekli bir komutan. Tabi Bizans'a hizmet etmesinden olacak ki bir noktada soyluların kıskançlığına kurban düşüyor. Efendim burada göreceğiniz gibi buradaki isimlerin hepsi tarihi karakterler ve oyunda bir noktada çıkmasını bekleyebiliriz. Ve videomuzun sonuna gelmiş olduk. 155 numaralı bu geliştirici günlüğünü de sizlerle beraber inceledik. Çok ilginç bilgiler var. Özellikle çok heyecanlı olaylar dönecek gibi düşünüyorum. Özellikle bu yoldan sapmış Haçlı Seferi Mekani bambaşka yerlere götürecek. Anadolu ve Balkanlar ciddi anlamda çalkalanacak. Gerçi Rum Sultanlığı olduğu sürece Anadolu çok çalkalanır mı bilmem. Çünkü onların hakimiyetinde olur ama Balkanlar e, tam bir cadı kazanına döner. Özellikle bu tarihi karakterler ve ondan öncesinde Roma'yı ihya etme meselesi başlı başına konular. Efendim tekrardan söyleyeyim umarım video hoşunuza gitmiştir. 24 Eylül'ü ben şahsen sabırsızlıkla bekliyorum. 24 Eylül'de bu güncelleme gelene kadar gelişmelerden haberdar olacağım ve sizleri de elimden geldiğince haberdar etmeye çalışacağım. Dolayısıyla eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve geri dönüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.